بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم مسلمان الله عز وجل بزر مبارك رمضان الشريفة ulaştırdı bizlere oruç tutma fırsatı verdi bizlere teravih namazı kılma fırsatı verdi. bu fırsatları iyi değerlendirip, ihlas ile oruç tutup, ihlas ile teravih namazlarını kılmalıyız ki, Rabbim bizlerin günahlarını bağışlasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ihlas ile tutulan orucun, ihlas ile kılınan teravih namazının, sevabının, mükafatının, günahların bağışlanması olduğunu bildiriyor. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutanları, teravih namazı kılanları uyarıyor. Ve uyarırken şöyle diyor. Nice oruç tutanlar vardır ki onların oruçlarından geriye sadece açlık kalır. Ve nice teravih namazı kılanlar vardır ki Onların teravih namazlarından geriye kalan sadece uykusuzluklarıdır. Bu uyarıya kulak verelim Müslüman kardeşlerim. Bu fırsatı iyi değerlendirip açlık ve susuzluk yerine günahlardan bağışlanma nasibimiz olsun. Allah bu bereketi, bu nimeti bizlere bahşetti. Bizler de ihlaslı bir şekilde oruç tutup, ihlaslı bir şekilde teravih namazı kılıp, günahlarımızdan bağışlanmayı Rabbimizden ummalı ve Rabbimizden istemeliyiz ki, orucumuzdan geriye ne açlık, namazımızdan geriye ne de uykusuzluk kalsın. Rabbim cümlemizin oruçlarını, kılmış olduğu teravih namazlarını kabul eylesin. Bizleri bağışlanan kullarından eylesin ve bizleri cennette bir arada buluştursun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.